Elisa, puanlarımızı kaydettik. Gel bakayım, ben de bakayım ne Elisa diyeceğim sana. Gel. Dikkat et. Çantana. Niye alkışlamadınız? Elisa çantanı unuttu. Çünkü eteklerini çekmekte. Elisa ne haber? İyiyim Urkan Hocam. Siz neden ne haber? Sağ olasın. Yakında biliyorsun defilelere başlayacağız ve mankenler de sizler olacaksınız burada. Sana biraz yürümeyi öğretmem ve çalıştırmam lazım. Tamam evet, mı? Evet, düşüyorum. Beni boş zamanımda tut, getir şu podyuma, beraber çalışalım. Tamam. Tamam mı? Tamam. Sen istediğini yaparsın. Ben inanıyorum. O hayat hikayeni bana anlattığın zaman etkilendiğim güçlü bir kadın olarak çıkışını sen istiyorsan bunu da en iyi şekilde yapacağına inanıyorum çocuk. Şimdi bugün iki tane kutu bebek var bildiğim kadarıyla. Sen niye öbür kutu bebeğin kıyafetini beğenmedin? Nereden biliyorsun? O terziye diktirdi benim bildiğim kadarıyla. Nereden biliyorsun onu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yine terzi problemini ben de yaşadım. Ha. Önce Ayşe ablaya gittim ben. Ayşe abla da esrarlar olduğu için onların çok uzun süre işi olacağı için ben tabii, oradan çıktım. Tabii. Sonra Özlemlerin olduğu terziye gittim. Orası da doluydu. O terziden çıktım. Bu sefer dedim ki abiyecilere gideyim. Abiyecilerde belki istediğim modelleri bulurum. Abiyecilere gitmeye başladım. Bu sefer orada istediğim bedenleri bulamamaya başladım. Çünkü hepsi 38'den başlıyordu. Sonra kumaş al dedi. Bu sefer tam çakışıyordu. Dedim Elisa hiç riske girme. Çıktım. Oradan da neyse olaylar oldu. Ben elbisemi aldım geldim. Biz yukarı katta Eda ile beraberdik. Tam giyinme odasındaydık. Giyinme odasında şöyle bir olay oldu. Bir poşet yere düşmüştü ve oradan pembe pullu bir şey gözüküyordu. Ben de çok merak ettim. Alıp şöyle bir bakmak istedim. Özlem'in olduğunu tahmin ettim zaten. Çünkü nereden de... ediyorsunuz? Aleyna da ettim diyor, sen de ettim. Nasıl anlıyorsunuz? Çünkü dün de söyledi kutu bebek olacağını. Bugün de söyledi. Oradan herhalde pembeyi İkimiz görünce. De aynı olacaktık. Ondan sonra pembeyi görünce dedim ki bu büyük ihtimal Özlem'indir. Baktım hemen. Hatta beraber baktık ama baktığımızı nereden gördü hiç bilmiyorum. Çünkü kimse yoktu giyinme odasında. Sonra ben oradan çıktım, aşağı indim, işlerimi hallettim. Yukarı bir çıktım. Özlem şey yapmaya başladı. İşte ekiple beraber konuşuyor ama ekibe böyle şey bayağı yüksek sesle. Ya işte benim çantamı karıştırmışlardı. İşte benim kıyafetimi almış da işte bakmış da sen ne hakla benim özel çantamı karıştırıyorsun da. Ki çanta değildi, poşetti. Alışveriş poşetiydi. Çok yanlış anlatıyor. Ondan sonra ben dedim ki merak ettim. Baktım. Hani geri yerine koydum zaten. O da dedi ki sen dedi işte dedi ne demişti ya? Özlem o kadar işte. Fena bir kız ki bilerek zaten bana çünkü sen söyledi. Ceketinin üstüne su şişesini koymuş. Planlı bir şekilde yerleştirmiş poşeti. Evet, sonra bana dedi ki ben biliyordum. Bu şekilde yerleştirmiştim. Gittiğimde su şişesi ceketimin üstünde değildi. Buradan anladım dedi. Vay, yani vay, sen vay, demek ki adın kadar emindin o elbiseye bakılacağına. Ve bilerek böyle bir tartışmaya girdin. Çok eminim yani. Yani sence seni mi takip ediyor herkes? Bak bunu hissettiğine ve bildiğine göre. Hocam birincisi hep ben bu konuyla alakalı gerçekten mi? Konuşmak istemiyorum. Yani kızlar o kadar çirkin konuşuyorlar ki. Yani benim lügatımda onlara uygun kelimeler yok ve ben cümle kuramıyorum. Ve gerçekten seviyemi de düşürmek istemiyorum. Ben buna emindim. Bilerek yani oraya montumu koydum, üstüne de su şişesi koydum. Bunu nasıl geldim, akıl ettin? Baktım. Bu nasıl bir kafa? Benim içinde özel eşyalarım vardı. Karıştıramaz. Sorsun ben ona göstereyim. Sadece ona da alışveriş çantası diyorlar Yasemin ama. Yasemin Hanım aynada ben orada makyajımı yaptırırken geldi dedi. Evet bilerek ben baktım dedi. Baktım zaten ben söyledi Elisa'dan gösterdim. Bir dakika, bir dakika. Buna girerim. Hiçbirinin senin özel eşyalarını karıştıracaklarını düşünmüyorum. Asla. Alışveriş torbana bakmışlar. Alışveriş torbası yere düşmüştü zaten. Yere düşmüştü ama oradan pul zaten şardaydı elbise. Elbiseye baktık başka hiçbir şeye dokunmadık gerçekten. Ama özel gerçekten. Eşyalarım da var benim içinde. Sen de mi varsın hiç içinde? Dedi ya Eda da var. Duymadım Eda, onu. Eda gözlük evet, yapmış. İki kişi Elisa aynı anda konuştuğu için duyamıyorum. Sevgili seyircilerimiz de pek anlayamıyorlar. İkiniz aynı anda konuşuyorsunuz. Ha Eda da var. Daha gözcülük yapmış. Poşeti yere düşmüştü zaten. O pullu kısmı gözüküyordu. Ben yere de merak ettim bu kimin diye baktım. Yok. Baktım. Ondan sonra sen ekiple beraber ekibe böyle benim dedikodumu çünkü yapamazsın. Çünkü geldim bilerek baktım ondan sonra dedim. Ben geldim, bana kıvırma dedin şu anda. Ki, zaten Elisa baktı diyor. Bu kadar nasıl emin olabiliyor? Yani kamera mı var içeride dedin bir an yani. Zaten ben baktım dedin Alena'ya. Hayır ben söylemeden önce sen zaten Elisa bakmış dedin. Evet sen de ben evet, baktım. Ama nereden biliyorsun dedi. Benim baktığımı? Şu an çanta düştü diye yani bunu kıvırma şu anda. Sonra ben dedim ki evet dedim ben baktım. Zaten yere düşmüştü kaldırdım. Baktım dedim yani. Sonra
kombinleri yerine koydum dedim. Uğurkan abi bence kombinle gel ya. Kıyafetine geliyorum. Diktirdin mi çocuğum? He bunu mu? He. He yok, bunu diktiremedim. Bunu abiyeciden aldım. Bu çok büyüktü. Ben bunu iğneledim. Bir şekilde yola koymaya çalıştım yapabildiysem. Peki. Neden kutu bebek olmak istedin? Çünkü küçükken çok beğeniyordum kutu bebekleri. Ondan dolayı hatta sürekli bakıyordum sarışın, mavi gözlü, böyle makyajlı. Küçükken de ben çok kokoş bir çocuktum. Ben 4 yaşına kadar zaten konuşamıyordum. Annem hep böyle yaparmışım. Böyle bir şey gösterirken küpe falan böyle gösterirmişim. O zamandan geliyor benim kokoşluğum. Tabii 1. sınıfta bile böyle... Bir dakika böyle... niye konuşamıyordun? Efendim? Niye konuşamıyordun? Yani aslında doktora götürüyorlar. Doktor hiçbir şeyimin olmadığını, psikolojik olduğunu söylüyor. Ama konuşamıyordum. Sonra işte aslında benim hızlı konuşmamın sebebi bu. Küçükken beni hiç konuşturmuyorlardı. Bir konuşunca da. Sürekli sus konuşma falan. Çünkü kekeliyordum. Bazen de hatta hala cümlelerimde kekeliyorum. O oradan geliyor. Peki Elisa adı nereden geliyor? Kim koydu bu adı? Annem adısını? Koydu. Annen mi koydu? Hı-hı. Bir film mi seyretmiş? Bir yerden mi esinlenmiş? Yok, rüyasında görüyor. Rüyasında görüyor. Sonra anlamını hemen rüyadan kalkıyor. Bunu bir kağıda yazıyor. Sonra ertesi gün bunu araştırıyor. Allah Allah. Cennetin kapısını açan melek anlamına geliyor. Allah, ve cömert anlamına geliyor. Güzel, güzel bir isim. Uğurkan Cennetin hocam, kapısındaki melek. Söyle kızım. Lafınızı kestim. Müsaadenizle ben bir hediye vermek istiyorum Elisa'ya. Tabii ki. Ne güzel bir şey böyle birbirlerinize hediye almak. Kötü bir şey çıkmasın Elisa. Ay dur bakalım onun aldığı hediyeden ne çıkacak acaba? Aman beni... Ya. Ben bugün oyuncakçıya gittim ve orada kendime işte bu kılıcı vesaire falan aldım. Ve Elisa geçen gün hiç oyuncağım olmadı demişti, evet. Ve çok etkilenmiştim. Şu an eminim bir sürü oyuncağı vardır ama görünce aklıma geldi ve almak istedim. Teşekkür ediyorum. Ben de sana sarılmak istiyorum. Aferin kızım. Güzel. İşte, bu podyumda alışık olmadığımız. Evet, işte o güzel kalbini. Esra'ya bak yani. Esra ki hiç bunu yapacak kız mı? Aklıma geldi, almak istedim. Zaten oyuncağı vardır da öyle yani. Bir de kutu bebek olacağını da duydum bugün. Çok da yakışmış zaten. Her zaman bu kutu bebeğe bakıp bunu alacağım. Ama sen de savaşçısın. O da savaşçı ama sen de savaşçısın çocuğum. Sadece o değil. Burada bir sürünüz belki de savaşçısınız. Belki de hepimiz savaşçısınız. Neyse. Evet, kıyafetine bakıyorum. Eteklerin, tüllerin biraz uzun, çok kötü yürüyerek kalktın. Yani şu anda Serdar'a kes diyecektim ama vakit geçirmeyelim onu kesmekle. Rica edecektim tabii ki Serdar'a. Daha rahat yürüyeceksin o zaman onu yapınca. Çok hoş görünüyorsun. Evet, o kutu bebeksin karşımda. Aferin kızım. Gülşah'ım. Çok kısa yorum yapacağım. Çok yakışmış.